Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Redux Toolkit'e göz atıyoruz. Redux ile ilgili yaptığımız videolarda Redux Toolkit ile alakalı çok soru gelmişti. Sonunda bu kütüphaneye bakma fırsatım oldu. Basit bir ilk uygulama geliştirme fırsatım oldu. Bakalım Redux Toolkit ile Redux, klasik Redux arasında nasıl farklar var? İşimizi gerçekten kolaylaştırıyor mu? Bu videoda öğrenmiş olacağız. Bir to-do list uygulaması yapmak istiyorum arkadaşlar. TypeScript ile. Bunun için proje klasörümde npx create react app toolkit to-dos diyelim. Projemizin ismine ve TypeScript ile kurmak için projeyi template TypeScript diyorum. Uygulamamız kurulurken ben de bir iki noktadan bahsedeyim arkadaşlar. Aradaki farklarla alakalı. Öncelikle eğer Redux ile ilgili herhangi bir tecrübeniz yoksa, daha önce kullanmadıysanız o videolarımıza göz atabilirsiniz arkadaşlar. Kanalımızda birkaç tane playlistimiz var. Redux'ı anlattığımız. Oradaki projelerle biraz Redux'a başlayabilirsiniz. Ancak daha önce hiç Redux tecrübeniz yoksa da bu video toolkit'i anlamada yeterli olacaktır diye ümit ediyorum. Ayrıca yine sorularınız olursa reactdersleri.com adresindeki forumumuzda da sorabilirsiniz. Aradaki farklardan bir tanesi arkadaşlar, bazı ayarlar otomatik olarak yüklenmiş bu pakete. Mesela DevTools entegrasyonu yapmanıza gerek yok veya tanklar için ayrı bir paket kurmanıza gerek yok. Redux'ta bu problemdi. Yani Redux'a bir şey eklemek istediğinizde yeni bir paket kurmanız gerekiyordu. Apply Middleware metoduyla bunları birleştirmeniz vesaire gerekiyordu. Toolkit'te bu iki çok kullanılan araç içeride geliyor arkadaşlar. Paketin içinde geliyor. Redux'ta yine biz Action Creator fonksiyonları oluşturuyorduk. Bir Actions klasöründe ve Reducer'larımızı oluşturuyorduk. Reducers klasörümüzde. Toolkit'te Slice diye bir dosya oluşturacağız her bir state parçası için. Ve bu state parçalarını tek bir dosyadan yöneteceğiz. Ve bu Create Slice metoduyla oluşturduğumuz bu fonksiyon bize hem action'ları hem de state'te yaptığımız değişiklikleri tanımladığımız yer olarak hizmet edecek. Bu benim en çok hoşuma giden kısımlardan bir tanesi arkadaşlar. Her şey tek bir yerde toplanmış. Yine çok klasik Redux'la arasındaki farklardan bir tanesi bana çok değişik gelen, React'la çalışmaya başladığımdan beri, ancak aslında çok mantıklı. State'i arkadaşlar immutable olarak düşünmemize artık gerek yok. Yani state'i doğrudan manipüle edebiliriz. State nokta todos eşittir şeklinde bir değişiklik yapabiliriz. Redux Toolkit perde arkasında Immer.js diye bir paket kullanıyor arkadaşlar. Ve bu paket sayesinde, bu kütüphane sayesinde state üzerindeki mutasyonlar da state'teki değişiklik olarak algılanıp state güncellenebiliyor. Bu da gerçekten çok hoş özelliklerden bir tanesi. Artık state'i o spread operatörüyle açıp yeni bir obje oluşturmamıza vesaire gerek yok. Uygulamamız yüklendi arkadaşlar. Bahsedeceklerim de bu kadardı zaten. Şimdi uygulamamızı yavaştan başlatalım. Ben önce cd komutuyla oluşturduğum projeye gidiyorum ve kod editörümü bu klasörde açıyorum. Şimdi projemiz buraya geldi. Benim ilk yapmak istediğim arkadaşlar, her zaman olduğu gibi şu dosyaları temizleyelim. App.tsx ve index.tsx haricindeki bütün dosyaları siliyorum. App.tsx içerisinde de şu içeriğe ihtiyacım yok. Buradaki importları yine siliyorum. İhtiyacım yok. Kaydediyorum. Index.tsx içerisinde de ihtiyacım olmayan importları kaldırıyorum arkadaşlar. Projeye sıfırdan temiz bir şekilde başlayalım. Bu şekilde düzeltmemiz yeterli olacaktır. Bir React DOM render kısmına ihtiyacımız var. App komponentini import ediyoruz ve React DOM. Bunu yaptıktan sonra paketlerimizi yükleyelim arkadaşlar. Redux Toolkit'i kurarken iki tane pakete ihtiyacımız var. Birincisi Redux.js slash toolkit. Diğeri ise React Redux. React Redux bildiğiniz gibi Redux'ı React'la birleştiren paket. Redux React için geliştirilmiş bir paket olmadığı için bu aracı pakete ihtiyacımız var arkadaşlar. Paketlerimiz kuruldu. Redux Toolkit'i kurarken arkadaşlar ilk ihtiyacımız olan şey bir store.
Store oluşturmak için arkadaşlar bir dosya oluşturacağım ben. Bunun adına yeni bir klasör içinde index.js diyelim. Index.ts diyelim. Index.ts. Ve burada create configure store metodunu kullanarak yeni bir store oluşturuyoruz arkadaşlar. Const store equals configure store. Importumuzu otomatik olarak aldık. Configure store metodu içerisinde bir tane obje giriyoruz ve bu objeye bir reducer key giriyoruz arkadaşlar. Buraya oluşturduğumuz bütün slice'lardan gelen reducer'ları buraya gireceğiz. Slice'lar iki türlü import yapıyor. Bir reducer import, özür dilerim, iki türlü export yapıyorlar. Bir reducer export yapıyorlar, bir de action'ları export yapıyorlar. Biz aldığımız reducer'ları buraya reducer key altındaki objenin içine slice'larımızın ismiyle birlikte gireceğiz. Şimdi store'umuzu oluşturduğumuza göre export edelim arkadaşlar. Export default store diyorum. Projemizi TypeScript ile kurduğumuz için 1-2 type export burada yapmamız gerekecek arkadaşlar. Daha doğrusu tam sayı vereyim 4 tane. Bunlardan 2 tanesi state'imizin ve dispatch'imizin type'ları. Diğer ikisi ise aslında type export değil. Ancak bu useDispatch ve useSelector hooklarının type girilmiş hallerini kendimiz oluşturup uygulamamızda kullanıyoruz. Bu sayede her bu metodu, bu hook'u kullandığımızda type girmek zorunda kalmıyoruz. Önce type'larımızı oluşturalım arkadaşlar. Export type. Bir tane root state'e ihtiyacımız var. Root state bizim global state'imizin type'ını tanımlayacak arkadaşlar. Şimdi bizim store'u oluşturduğumuz yerdeki bu değer üzerinde store that getState diye bir metoda erişimimiz var. Store.getState. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar bu metodun type'ını alıyoruz. Bunun için type of ve bu type'ı aldıktan sonra arkadaşlar bu değerin, yani bu fonksiyonun, bize state'i getiren bu fonksiyonun return type'ına ihtiyacımız var. Bunun için de return type, TypeScript'in bir özelliği arkadaşlar. Return type type'ını kullanarak store.getState'in type'ını, return type'ını root state olarak atıyoruz. Bu şu işe yarıyor arkadaşlar. Sizin buraya girdiğiniz, reducer içine girdiğiniz state'in, state'lerin veya slice'ların diyeyim, type'ları otomatik olarak slice'lardan alınıyor ve size tek bir root state type olarak döndürülüyor. Birincisi bu. İkincisi arkadaşlar app dispatch type'ı. Bu da app dispatch diyelim şöyle. Bu da bizim store.dispatch'in type'ına eşit arkadaşlar. Type of store.dispatch. Bunu da burada use app dispatch hook'unu oluştururken kullanacağız. Şimdi export edeceğimiz type'lar bu kadar. İki tane de metot demiştik. Hook'ların type'lı hali demiştik. Birincisi use app dispatch. Bu bizim oluşturduğumuz bir fonksiyon arkadaşlar. Bu fonksiyon bize useDispatch'i döndürecek. Bizim kullandığımız, her zaman kullandığımız useDispatch hook'u, ancak buna type olarak az önce oluşturduğumuz appDispatch'e giriyorum ve bu fonksiyonu çağırıyor. Dolayısıyla bu arada useDispatch'i import etmemiz gerekiyor. React Redux'tan geliyor. useAppDispatch'i her kullandığımızda artık type'ını girmemize gerek kalmayacak. Yine export const useApp Selector diyorum. Bu metotta arkadaşlar bizim use selector kullanırken normalde biz şöyle kullanıyorduk. Burada bir örnek göstereyim. Const mesela to do's diyelim. Use selector diyorduk. Ve bu use selector'a state'i girerken state'in buraya her zaman type'ını giriyorduk. Mesela eğer root state ise sürekli buraya state root state diye girmemiz gerekiyordu. Bizim oluşturduğumuz use app selector ile artık buna ihtiyacımız kalmayacak. Yine bize React Redux'tan gelen typed useSelector hook metodumuz var arkadaşlar. Bu bize React Redux'tan geliyor. Bugün importlarımda bir problem var. Çok iyi çalışmıyorlar. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar buraya root state'i giriyoruz. Ve bu girdiğimiz type'larla, bir dakika şurada yanlış yaptık. Burada girdiğimiz type'larla useSelector hook'unu kullanıyoruz. UseSelector da tabii yine bize React Redux'tan gelecek. Şimdi bunları yaptığımıza göre uygulamamızın store kurulumu ve type definition'ları en azından basit seviyede tamamlanmış oldu.
Şimdi yapacağımız uygulama olan to-do uygulamasının slice'ına geçelim arkadaşlar. Yine Redux Toolkit dokümantasyonunda önerilen klasör yapısı şu şekilde arkadaşlar. Source klasörünüz içerisinde Features ismiyle bir klasör oluşturuyorsunuz ve slice'ları bunun içinde tutuyorsunuz. İsterseniz her bir slice için de ayrı klasör açabilirsiniz ama ben bugün onu yapmayacağım. Buraya to-do slice diyorum. .ts to-do slice dosyam içerisinde normalde eski Redux yani klasik Redux sisteminde oluşturduğum Actions ve Reducers dosyaları içerisinde oluşturduğum her şeyi tek bir yerde toplamış olacağım. Bize Toolkit'in getirdiği en önemli özelliklerden bir tanesi bu. Buradaki değerin adına to-do slice diyorum arkadaşlar. Ve bu to-do slice'ı create slice metoduyla oluşturuyorum. Create slice metodu bize arkadaşlar bir obje girmemizi istiyor. Burada birkaç değişken değer girmemiz gerekecek. Ve bunlardan bir tanesi name. Bu name bizim global state içerisinde bu slice'ın tutulacağı ismi soruyor arkadaşlar. Buna to do diyorum. Burada bir adet initial state ihtiyacım var. Onu da şurada yukarıda oluşturayım hemen. Const initial state eşittir. Boş bir dizi diyorum. Çünkü to do'larım bir diziden oluşacak ve ben bunları direkt global state'te to do's ismiyle tutmak istiyorum. Tabi initial state'in type'ını girmedik. Onu da birazdan gireceğiz. Son olarak burada reducers değerimiz var arkadaşlar. Reducers içerisinde aslında o bütün birleştirme sihri gerçekleşiyor arkadaşlar. Burada oluşturmak istediğiniz action creator'ları veya action döndüren fonksiyonları diyeyim. İstediğiniz isimle buraya giriyorsunuz. Ben mesela to-do'lar için bir tane add metodu gireceğim ve bu bir fonksiyon alacak. Buradaki fonksiyon ise aslında bizim reducer olarak oluşturduğumuz fonksiyona çok benzer. Hatta aynısı. Parametre olarak state ve action alıyor. Ve bu fonksiyonun içerisinde state'i manipüle ediyorsunuz arkadaşlar. Bu hatırlarsanız biz yine klasik Redux'ta reducer içerisinde state'i manipüle ederken hep yeni bir obje döndürüyorduk. Immutability kuralından dolayı. Az önce bahsettiğim gibi burada state'i doğrudan mutate edebiliyorsunuz. Mesela state.push deyip size gelen bu new, şurada oluşturalım, new to do. Şimdilik boş bir obje olsun. New to do'yu bu şekilde state'e kaydedebiliyorsunuz arkadaşlar. Diğer sistemdeki gibi bütün state'i döndürüp işte içindeki değerleri açıp o spread operatörüyle yeni değeri eklemenize gerek yok. Onu da yapabilirsiniz isterseniz. Bazı durumlarda yapmamız gerekecek. Ancak bu yöntem bu tarz hızlı state'i manipüle edebileceğimiz durumlarda çok daha bir temiz kod çıktısı sağlıyor bize. Şimdi type'larımızı oluşturmadık. Onları oluşturalım arkadaşlar. Ben dışarı bir dosyaya gitmek istemiyorum. Yine burada oluşturmak istiyorum. Birincisi oluşturacağım type. Yine export edeyim ben onu. Interface to do. To do type'ını export interface olarak oluşturuyorum arkadaşlar. Bir to do içerisinde bir adet ID'ye ihtiyacım var. Ona ben string demek istiyorum. İkincisi title. Bir başlığı olacak to do'larımızın. Bir de tamamlanıp tamamlanmadığına dair completed. Onun da değeri boolean olacak arkadaşlar. Şimdi initial state'e to do'lardan oluşan bir dizi olduğunu söyleyebiliriz. Buradaki hata da ortadan kalkmış oldu. Tabi burada new to do'da hata aldık. Çünkü state bizden to do dizisi bekliyor. Ancak new to do to do değil. Şimdi action üzerinden büyük ihtimalle değil öyle. Bizim bileşenimiz içinde buraya bir to do gönderilecek. Add yaparken bir şekilde o kullanıcının girdiği şeyi buraya göndermemiz lazım değil mi? Bunu yaparken arkadaşlar bu to do örneğine bakacak olursak ID'yi biz kendimiz oluşturacağız ve completed her zaman false olacak. Bunun için to do eklerken bizim sadece title'a ihtiyacımız var. Dolayısıyla action'dan, payload'dan biz sadece bir string, bir title bekliyoruz. Ancak şu anda payload any olarak görülüyor. Bunu type'ını girmenin yöntemi de şu şekilde arkadaşlar. Action'ın önüne payload action type'ıyla payload action type'ıyla ne tarz bir payload göndereceğinizi buraya giriyorsunuz arkadaşlar. Bizim bu örneğimizde title string olacağı için ben buraya string diyorum.
Şimdi new to do'yu burada oluştururken ID için bir değer oluşturacağız. Onu şimdilik boş bırakalım. Title için action.payload demiştik. Şimdi action.payload'un üzerine gelirseniz string olduğunu göreceksiniz. Çünkü biz action'a string type'ını verdik. Payload action metoduyla veya payload action type ile. Bu type de bize yine toolkit'ten geldi. Güzel bir yöntem. Dediğim gibi klasik Redux'ta kendimiz yazmamız gereken o action type'ları, işte payload'un type'larını vesaire burada yapmıyoruz. Gayet basit bir kullanım şekli. Ve son olarak completed değerine de ben false diyorum. Çünkü default hepsine false olacak demiştik. Şimdi ID'yi oluşturmak için bir pakete ihtiyacımız var. Bunun için UUID paketinden faydalanacağım. npm install UUID diyorum. UUID arkadaşlar güvenli string randomized ID'ler oluşturmak için kullanılan bir paket. Şimdi buradan import UUID from UUID diyorum. Burada hata alabilirsiniz. TypeScript kullanmıyorsanız problem yok ama TypeScript kullanırken bunların UUID paketinin type'ını girmeniz gerekiyor. Onun için şu hata mesajını açtığınızda burada npm install save dev types UUID şeklinde bir çözüm önerisi sunulmuş. Tam da işimize yarayan yöntem bu olacak arkadaşlar. Type'ları girdiğimizde bu hata ortadan kalkacaktır. Şimdi ID kısmına UUID üzerinden gelen V4 değerini girebiliriz. Burada bize random bir string ID oluşturulacak. Şimdi todo slice'ı oluşturduk ve add metodunu yaptık arkadaşlar. Bunu ben şimdi export edip o az önce oluşturduğum store içine kaydetmek istiyorum. Bunun için arkadaşlar şöyle bir şey yapalım. Export, hatta şöyle yapayım. Export default todo slice reducer. Export'u bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Yani todo slice'ı direkt export etmiyoruz. Reducer'ı default olarak export ediyoruz todo slice'dan. Ve bir de named export olarak buradaki action creator'ları export etmemiz gerekecek. Bunu da komponentlarda kullanabilmek için. Onun için de ben şöyle yapıyorum arkadaşlar. Export const add. Kodun tamamını bitince açıklayayım arkadaşlar. Todo slice. Actions. Şimdi todo slice that actions bize burada reducers içerisinde oluşturduğumuz bu fonksiyonların isimlerini bize bir obje içerisinde veriyor. Ve bunun içerisinden add metodunu burada destructure ediyoruz. Arkasından bunu export ediyoruz. Named export olarak. Dolayısıyla bir component içerisine gidip add'i import etmeye çalıştığınızda bu add'i buradan alabileceksiniz. Aynı şekilde birazdan buraya remove eklediğimizde şöyle yapayım hemen. Burada remove'u da export etmeniz gerekecektir. Zaten TypeScript kullandığımız için auto suggestion kısmında bu değerleri, export edebileceğiniz değerleri görebilirsiniz. Şunu dikkat edin arkadaşlar. To do slice nokta reducer'dan reducer'ı direkt export ediyoruz ve to do slice actions'dan named exportlar yapıyoruz. Şimdi exportlarımızı yaptığımıza göre store içindeki index ts'e gidelim ve bu reducers içerisine todos değeriyle todo slice'ı buraya girelim arkadaşlar. Todo slice deyince otomatik olarak geldi. Sebebi todo slice dosyasında bir default export'un olması. Todos'a todo slice'ı verdim arkadaşlar. Şimdi component içine gidip bu add metodunu kullanacak bir yapı oluşturalım. Ben bir form oluşturuyorum burada arkadaşlar. Arayüz için kusura bakmayın, çok uğraşamayacağım bu video üzerinde. Input buna name olarak title veriyorum. OnChange olarak şimdilik boş bir fonksiyon vereyim. Ve app komponentim içerisinde bir title state oluşturacağım. Const title set title useState empty string. Ve useState'i import etmeyi unutmayalım. Ve bir onChange metoduna girerken bu setTitle fonksiyonunu e.currentTargetValue değerini state'ime kaydedeceğim. Tabi burada value olarak da title'ı girelim buraya.
Şimdi bir de buton oluşturalım ve bu butonla kullanıcımız to-do'yu listesine ekleyebilsin. Bir button diyelim ve ismine save diyelim. Button onClick metoduna onSave fonksiyonunu verelim. OnSave'i de şurada yukarıda oluşturalım arkadaşlar. OnSave yapacağı işlem, hatırlarsanız dispatch'i artık useAppDispatch'den alacaktık. Const dispatch useAppDispatch diyorum. Ve burada dispatch metodu içerisine add fonksiyonumu giriyorum. Bakın add to-do slice'den import edildi. Ve title'ı gönderiyorum. Bunu yaptıktan sonra da set title ile title değerini boşaltıyorum. Bu sayede kullanıcımız her girdiğinde input değeri boşalmış, temizlenmiş olacak. Bunu bu şekilde kaydediyorum arkadaşlar. Ve uygulamamızı çalıştırıp nasıl çalıştığına bir bakalım. Tabii bunu yapmadan önce bir de bizim bu oluşturduğumuz state'e kaydettiğimiz to-do'ları ekranda göstermemiz gerekecek. Bunu yaparken de ul metoduyla bir liste oluşturuyorum ve burada to-do'ları map edeceğim. To-do's, to-do's.map. To-do'ları tabii almam gerekiyor. Bunun için komponentimin en başında const to-do's diyorum ve use app selector metoduyla state'deki to-do'lara erişiyorum arkadaşlar. To-do'sun üzerine gelirseniz to-do'lardan oluşan bir dizi olduğunu göreceksiniz. To-do map, her bir to-do bir key, key olarak to-do.id'yi verelim. Metin olarak da to-do.title verelim. Kaydediyorum arkadaşlar ve uygulamamı çalıştırıyorum. Şimdi tarayıcımızda bakalım to-do'larımız nasıl görünecek. Evet, UUID does not contain a default export dedi. Sanırım onu named olarak import etmemiz gerekiyordu. Şöyle yapalım. Şunu silelim önce. To-do slice içerisinde v4 değerini named import olarak alalım buraya arkadaşlar. Ve id kısmında da UUID nokta kısmını siliyorum. Tekrar uygulamama geri dönüyorum. Son olarak provider'ı girmeyi unuttum arkadaşlar. Bunun için de src klasöründeki index.tsx dosyama gidiyorum. Store oluşturmuştuk. Bağlantı yapmayı unuttuk. Provider komponentini import ediyorum. React Redux'tan. Store değerine store değerini giriyorum. Store klasöründen. Ve komponentimi, app komponentimi provider içine böylelikle almış oluyorum. Bunu yaptığımda uygulamamız çalışacaktır arkadaşlar. Şimdi burada bir to do girelim ve save'e basalım. Title geldi. Nerede yanlış yaptık ona bakalım. App.tsx içerisinde value title dedik. Tabii bunu niye tırnak içine aldım bilmiyorum ama add title bu şekilde olması gerekiyor arkadaşlar. Şöyle bir daha yapalım. Gördüğünüz gibi girdiğimiz değerler state'e kaydediliyor. To do slice ile create slice'a bakmış olduk arkadaşlar. TypeScript ile en önemli yapacağımız işlemler buradaki exportlar olacaktır. Benim için en azından böyle. Çünkü gerçekten komponent içerisinde şu useSelector'da state'in önüne type yazmaktan nefret etmeye başladım. Bu çok güzel bir yöntem oldu. Benzer bir yöntem Classic Redux'ta da var. Biraz araştırırsanız Stack Overflow'da bulabilirsiniz. Bir de remove metodunu yapalım arkadaşlar. Remove'da state ve action alıyor arkadaşlar. Ve bir to-do'yu state'ten silmek için ihtiyacımız olan şey o to-do'nun ID'si arkadaşlar.
Bunun için buraya payload action string giriyorum yine, çünkü id'yi biz string olarak tanımlamıştık. Dolayısıyla bize remove metoduna bir string getirilecektir. Burada yapacağımız işlem, bir önceki reducer'da state'i doğrudan manipüle etmiştik. Bunda da yeni bir state döndürelim, çünkü id'ye göre bir filtreleme işlemi yapacağız ve .filter metodu bize hep yeni bir dizi döndürüyordu. Return state.filter her bir eleman todo, todo id'si action.payload'a eşit olmayanları sadece burada bırakıyoruz arkadaşlar. Bunun için de şöyle yapalım. App.tsx içerisinde burada şu li'yi bir şöyle yapalım. Li kalsın. Todo title'ı bir p tag'ı içerisine alalım. Ve bu p tag'ından hemen önce bir çarpı işareti gösterelim. Bunu da yine p ile yapalım. Aa, p ile yapmayalım. Bunu da p ile yapmayalım. Span ile yapalım. Tek satırda olacakları için. Span x diyorum. Ya da delete diyelim. Span. Ve bu delete, hatta bunu buton yapalım biz arkadaşlar. Sürekli de fikir değiştiriyorum ama. Ve onClick metoduna basıldığında yine studioSlice'deki remove metodunu çağıralım. Bunun için yine onSave'de olduğu gibi bir onDelete metodu oluşturuyorum. Bu metot içerisinde dispatch ile remove metodunu dispatch ediyorum ve buraya onDelete'e gelen şöyle id girelim. OnDelete metodu bir id alsın ve remove metodunu çağırırken bu id'yi dispatch etmiş olalım. Şimdi onClick kısmında arkadaşlar onDelete todo.id diyorum. Bu sayede delete butonuna basıldığında onDelete fonksiyonu todoId ile çağrılacak. Ve bu fonksiyon remove action'ını dispatch etmiş olacak. Kaydediyorum arkadaşlar uygulamama. Geri gidiyorum. Bir saniye. Tamam. Uygulamama. Geri gidiyorum. Yeni bir değer ekleyelim state'imize. Şimdi delete'e bastığımızda bunun temizlenmesi gerekir. Gördüğünüz gibi delete'e bastığımızda siliniyorlar arkadaşlar. Bu şekilde de deneyebiliriz. Eğer konsolunuzu açıp Redux kısmına giderseniz, Redux DevTools kuruluysa burada dispatch edilen type'ları görebilirsiniz arkadaşlar. Bakın bizim bütün işlemlerimiz todos state üzerinde olmuş. Ve biz add, remove type'larını dispatch etmişiz. Bu type'ları biz normalde hatırlıyorsanız elle giriyorduk, ancak bu sefer öyle olmadı. Toolkit bu type isimlerini kendisi oluşturdu. Benim açıkçası hoşuma gitti bu yöntem arkadaşlar. En azından kendim yazmak zorunda kalmıyorum ve çok daha mantıklı bir yöntem bence. Yani hangi state üzerinde hangi işlem yapılmış direkt size veriyor. Tabi diğer her şey Redux Toolkit'te olduğu gibi aynı. Son olarak mark completed metodunu uygulayalım arkadaşlar. Bunun için de yine delete'den hemen önce başka bir buton ekliyorum. Bu butonda da mark completed etiketini kullanıyorum. Ve bu butona basıldığında da yine burada bir toggle metodu fonksiyonu oluşturacağım. Bu fonksiyonu çağıracağım. Şimdi toggle'ı şuraya girelim. Ve bu toggle'ın içinde ne yapacağımıza geçmeden önce todoSlice'da bu mark completed veya toggle completed action'ını oluşturmamız gerekecek. Bunun için ben burada toggle completed değerini oluşturuyorum ve yine state action parametrelerini buraya giriyorum.
Action yine bir değeri toggle ederken ID alacak arkadaşlar. ID'sine göre toggle edeceğiz. Eğer completed true ise false, false ise true'ya döndüreceğiz. Burada yine payload action string diyorum. ID'ler string olduğu için. Ve burada döndüreceğimiz değer şu şekilde arkadaşlar. Yine state'i map ediyorum bu sefer. Ve her bir todo için eğer todo.id action.payload'a eşitse bu todo'nun bütün değerlerini açıyorum ve buraya completed false diye giriyorum. Değilse todo'yu aynı döndürüyorum. Dediğim gibi ister manipüle edin, ister yeni bir dizi döndürün, size kalmış. Kaydediyorum arkadaşlar. Tabi toggle completed'i burada export etmeyi unutmayalım. Daha sonra komponentim içerisinde toggle metodu içerisinde dispatch fonksiyonumu çağırıyorum ve toggle completed id diyorum ve bu id'yi bana yine tabi toggle'a parametre olarak gelecek bir string. Ve burada toggle'ı girdiğimiz yerde yine bu toggle metodunu todo.id ile çağırıyorum. Tabi mark completed yazmaması gerekir eğer completed bir item ise. Bunun için de burada conditional rendering yapabiliriz arkadaşlar. todo.completed ise buna biz unmark diyelim. Ya da şöyle diyelim, mark not completed biraz daha açıklayıcı olsun. Çirkin ama en azından açıklayıcı. Bunu da bu şekilde kaydediyorum arkadaşlar ve uygulamama geri dönüyorum. Bakın burada iki tane todo'm var. Mark completed'e bastığımda bu fonksiyonumuz çalışmadı. Bakalım nerede yanlış yaptık. Toggle metoduna todo id'yi gönderdik. ID'yi aldık. Toggle completed'e gönderdik. Todo slice içerisinde toggle completed metodunda state'i map ettik. Arkasından todo'nun id'si action payload'a eşitse false demişiz. Niye false dedik bilmiyorum. todo.completed bunun tersi olacak arkadaşlar. Niye false dedik bilmiyorum. Bunu yaptığımızda arkadaşlar mark completed dediğimizde uygulamamız bu sefer çalışması gerekir. Şöyle yeni itemler ekleyelim. Bazen hot reloading çalışmayabiliyor. Bakın bu sefer todo toggle completed type'ı dispatch edildi ve bu type ile yapılan değişiklik completed true'ya döndü. Yine aynı şekilde yeni bir todo'yu mark completed olarak işaretlersek completed true'ya dönecek. Aynı şekilde geri alabilirsiniz. Tam dersi. Silebilirsiniz. Todo uygulamasında benim yapacaklarım bu kadar arkadaşlar. Bu videoda anlatmak istediklerim de bu kadar. Toolkit ile ilgili başka sorularınız varsa sorabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi ben basit bir giriş yapmak istedim. Ve bu videoda asynchronous işlemlere bakma fırsatımız olmadı. Bunu da ileriki videolarda bahsetmek istiyorum. O da yine klasik Redux'a göre çok farklı bir yapı. Onu da umarım önümüzdeki videolarda ele alacağız ve onunla da ilgili bir async işlem yapan bir uygulama geliştireceğiz. Vakit ayırdığınız için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle.